Bir kadınla bir erkeğin nikah kıymadan önce dikkat etmesi gereken öncesinde bazı noktalar var, ondan bahsedeyim. Buna da ne diyebiliriz? Şartları diyebiliriz. Yani nikahtan önceki şartlar. Mesela eşlerden nikahın geçerliliğini engelleyen bazı noktaların bulunmaması. Örnek verecek olursak mesela mahremlik, süt kardeşliği veya kocanın kafir olması veya kadının kafir olup tam tersi öbürünün Müslüman olması. Bunlar nedir? Bunlar nikahtan önceki şartlardır. Böyle bir durum söz konusu olursa o nikah geçersizdir. Öyle bir nikah olamaz. İkincisi, nikah kıyılırken iki kişinin, yani karının ve kocanın, kadının ve erkeğin işaretlerinin, isimlerinin, sıfatlarının bilinmesi gerekiyor. Yani bu adamın ismi şudur, bu kadının ismi şudur gibi. Gerçekten bu kadındır ve gerçekten bu erkektir denilmesi için bunların öncesinde araştırılıp bilinmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise erkeğin ve kadının rızasının olması lazım. Tabi burada bir tafsilat var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle bir söz söylüyor. Dul kadın diyor, açık bir şekilde görüşünü belirtir. Onların velisinin kendisini evlendirmesi istediğini söyler. Dolayısıyla açık muvaffakatı olmadan evlendirilemez. Yani onun görüşünü alırsın, ondan sonra evlendirirsin diyor. Bakire kadın ise izni olmadan yine evlendirilemez. Sahabeler bu sefer soruyor, ey Allah'ın Resulü, bakire kadınlar utangaç olur deyince onun izni susmasıdır diyor. Yani sukut ikrardandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne anladık burada? Bu hadiste iki tane nokta var. Birinci nokta, dul kadın velisine açık bir şekilde ben bunu istiyorum veya istemiyorum diye belirtmek zorunda. Bakire ise susarsa bu onun o kişiyi kabul ettiğinin belirtisidir. Üçüncü bir nokta var ki bu hadiste geçmiyor. Bunu başka bir yerden istinbat edebiliriz. Özellikle küçük yaştaki kızların, yani buluğ çağına ermeyen kızların velileri, babaları, yani velileri, birinci derecede velileri diyelim, onları evlendirebilirler. Burada onların izni sorulmaz. Bunun delili de Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Ayşe'yi Peygamber aleyhissalatü vesselama evlendirmesidir. Dolayısıyla fıkıh kitaplarında bu ve benzer meseleler de geçmektedir. Başka bir nokta ise, bu saydığımız noktalar işte nikahın içindeki rükunlar veya şartlar. Kimine göre rukun, kimine göre şart. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi icap ve kabuldür. İcap ve kabuldür. İkisi velinin izni olmasıdır. Üçüncüsü şahit, iki adil şahit olmasıdır. Dördüncüsü, burası ihtilaflıdır. Vacip midir, rukun mudur? Bu konu alimler arasında ihtilaflıdır. Ama müellif sanki mehiri de şart olarak zikretmiş. Allah en doğrusunu bilir. Dördüncüsü de mehirdir.